Warzone rehber videosuna hoş geldin. Başta da belirtmiş olduğum gibi bugün Warzone'a yeni başladıysan silahlar, Battle Royale, Plunder, Operators, Battle Pass, silahların attachment'ları, perk'ler, ayarlar hepsinden teker teker bahsedeceğiz. Videonun açıklama kısmına öğrenmek istediğim bilginin sahnesine yazacağım. Direkt zaman kaybetmeden o bilgiye ulaşabilirsin. Evet, bölüm 1'de oyunun bize sunduğu Battle Royale ve Plunder seçeneklerini ele alalım. 4 kişilik Battle Royale Quad seçeneği var. 3 kişilik Battle Royale Trios var. Bir de solo girebileceğiniz Battle Royale Solo var. Battle Royale 4 kişilik Battle Royale'de tek de girebiliyorsunuz. Battle Royale Trios'a da tek olarak girebiliyorsunuz. Bunu fill yaptığınız zaman takım arkadaşı sizi otomatik olarak buluyor. Burada da aynı şekilde eğer don't fill derseniz solo olarak giriyorsunuz Trios'a. Yani 3 kişilik takımlara karşı tek kapışıyorsunuz. Battle Royale solo olarak da girebilirsiniz direkt. Bir de Plunder seçeneği var. Plunder seçeneği Battle Royale'den biraz daha farklı oluyor. Plunder'da adam öldürmekten ziyade elinizde en çok parayı tutabilmek önemli. Yani ilk 5'e girdiğiniz zaman haritada direkt sizin fotoğrafınızı kral tacili gösteriyor. Para babası oluyorsunuz ve herkes size saldırıyor. Elinizdeki parayı almak için. Çünkü adam sıfırdan sermaye kurmak yerine para sahibi kişiyi vurarak elindeki parayı alıp birinciliği oynuyor. Yani burada kill almaktan ziyade direkt para. En çok elinde parayı tutan birinci oluyor. Bir de burada practice modları vermiş. Buradan istediğiniz antrenmana giriş yapabiliyorsunuz. Ama pek kullanışlı olduğunu düşünmüyorum buradaki training modların. En azından diğer oyunlara nazaran. Bölüm 2'de silahlar kısmından devam edelim. Direkt bu oyunun multiplayer yani story modu da var. Ama bizi ilgilendiren kısım Warzone olduğu için Warzone'la ilişkilendirilmiş kısımları anlatacağım. Burada Edit Loadout bölümünden başlayalım. Edit Loadout'ta size 10 tane kendinize göre ayarlayabileceğiniz seçenekler sunuyor. Ne gibi seçenekler sunuyor? Şimdi Loadout dediğimiz şey öncelikle ne? Loadout oyuna başladığımız zaman Glock'la sadece tabanca ile başlıyoruz bildiğiniz gibi. Aşağı atlıyoruz, loot'umuzu yapıyoruz. Hangi silah denk gelirse onu alıyoruz ve Battle Royale orada bizim için başlıyor. Oyunda daha şöyle bir şey düzenlenmedi. Loadout'un bir ücreti var. Parayla alışveriş yapabileceğiniz yerler var. Oyunda bildiğiniz gibi gulag sistemi var. İlk oyun başlangıcından 18. dakikaya kadar gulag diye bir hapishane var. Öldüğünüz diyelim, sizi hapishaneye atıyor. Rastgele ölen başka bir kişiyle vs atıyorsunuz. Kazanan hiçbir ücret ödemeden tekrar itemsiz bir şekilde eski itemlerini kaybederek tekrar oyuna yeni başlamış gibi düşüyor. Ama ikinciye ölürseniz bu sefer oyun yine sizin için bitmiş olmuyor. 4500 dolar karşılığında alışveriş yerlerinden takım arkadaşınız sizi kaldırabiliyor. Oyunda görevler var. Bounty görevleri var. Recon görevleri var. Bir de loot yapabileceğiniz size kutu açtıran görevler var. Buradan para kazanabilirsiniz. Recon genelde az para verir ama bir dahaki zonun yani alan üzerindeki güvenli alanın gazın bir sonraki kapanacağı yeri size recon görevleri gösterir. Ya oyunun sonuna doğru recon görevleri aslında çok size oyunu kazandıran ipucu sağlar. Ama parası azdır. Oyun başlarında recon pek tercih edilmez. Genelde bounty yani avlama tercih edilir. Çünkü parası yüksektir. Yüksek para demek loadout çağırmak demektir. Loadout'ta 10 bin dolar karşılığında en azından şu anki patch'te 10 bin dolar karşılığında seçtiğiniz silahları kendinize göre ayarladığınız silahları yukarıdan düşen bir kutu sayesinde ulaşabilirsiniz. Ve sadece silahlarla kalmaz. Burada gördüğünüz perks yazan bölümdeki yeteneklere sahip olursunuz. Silahların özelliklerine ve çeşitliliklerine bakalım. Bize burada Assault Rifles, SMG'ler, Shotguns, LMG'ler, Marksman Rifles'lar var, Sniper Rifles'lar var, bir de Mili'ler var. Assault Rifles bildiğimiz uzun namlulu silahlar. SMG'ler yakından daha etkili ama uzaktan daha az etkili silahlar var. Bunların avantajları nelerdir? Mesela bunlar Assault Rifles'lara göre sağ tıkla nişan alma özelliğini açmadan da yakından direkt Crosshair'la daha rahat taramanızı ve atış hızı daha yüksek silahlardır. Shotguns'lar var, atış hızı düşük ama yakından çoklu mermi seçeneğiyle tesiri daha yüksek silahlar var. LMG'ler makinalı support tarzı silahlar var. Koşu hızınızı yavaşlatır, mermi kapasitesi yüksektir, damage'i de nazaran daha yüksektir. Marksman Rifles'lar var, Kar-98 tarzı silahlar var, SKS tarzı silahlar var. Bunların hepsi teker teker değineceğiz. Sniper Rifles'ta da HDR ile AX-50 var. Mille de burada gördüğünüz kalkan var. Kalkanın normal amacının zaten ne olduğunu az buçuk tahmin ediyorsunuzdur. Ama PUBG'deki tava mantığıyla kalkanı ikinci bir silah olarak kullanıp sırtınıza astığınızda elinizde silahla koşarken arkadan gelen demeçleri de engelleyebiliyor. Kalkanın öyle bir avantajı da var. Silah ayarlamalarına geçmeden önce oyun tarzınızı belirlemeniz lazım. Solo mu giriyorsunuz genelde? Arkadaşlarınızla mı giriyorsunuz? Agresif bir oyun mu sergiliyorsunuz? Yoksa daha temkinli, daha slow bir oyun mu oynuyorsunuz? Onları belirleyip onun üzerine bir dizayn yapmanız lazım loadout'ta. Ne tarz
tarzı bir oyun. Agresif oynuyorsanız takım arkadaşlarınızla konuşup ne alacaksın? Mesela RPG varsa sniper alabilirsiniz. Mesela çok fazla sniper varsa siz RPG alabilirsiniz. Assault rifle'lar fazlaysa SMG alıp yakından ani saldırılara destek olabilirsiniz. Onlara karar verdikten sonra silah ayarlarını yapmanız lazım. Yani başkasındaki silah sizin oyun tarzınıza uymayabilir. Başkasında iyi kill çıkartan silah sizde işkenceye dönüşebilir. Öncelikle PUBG gibi kısa vuruşlarla adamı düşürmüyorsunuz. Armor ciddi anlamda adamı koruyor. Yani armorsuz 100 canımızın olduğunu varsayarsak armorla tahminimce 250 cana sahip oluruz. Yani armor başı 50 can verdiğini tahmin ediyorum. O da size ciddi anlamda koruma sağlıyor. PUBG gibi spreyi zor olan bir oyun değil. Daha kolay. Fakat PUBG gibi kolay düşmediğimiz için orada birazcık dengeleme mevcut. Ta ki sniper'la kafa vuruş yani headshot yemediğimiz sürece, üzerimize RPG yemediğimiz sürece tekte düşme olasılığımız neredeyse imkansız. Genelde oyunda en çok tercih edilen silahlarla başlayalım. M4A1 atış hızı yüksektir, tercih edilir. Oden tercih edilebilir. Atış hızı düşüktür ama damage yüksektir. M13 ile M4'ün tarzı aynıdır. M4 oynayan M13'ü de sevebilir. AK-47 damage yüksektir. Atış hızı diğerlerine göre daha azdır. Benim sevdiğim bir silahtır. Spreyi de M4 veya M13'e göre daha zordur. Alıştığımız zaman benim tercih ettiğim silahlardan biridir. RM7'de atış hızı yüksektir. Güzel modifikasyonlara sahip bir silahtır. Tercih edilebilir. SMG'lere geçersek MP7 SMG'ler arasında en çok tercih edilen silahlardan biridir. MP7'de hipfire'ı yükselttiğiniz zaman Crosshair'ı açmadan bile adama sanki Crosshair'ı açmış gibi düz mermiler, ip gibi mermiler atabilirsiniz. Ve atış hızı çok yüksek bir silahtır. Yakın mesafelerde gerçekten çok etkili bir silahtır. Oyun sonlarında veya dar alanda gerçekten çok işe yarayan bir silahtır. Maximum Rifles'larda genelde Kar98 tercih edilebilir. Sniper Rifles'larla kıyasladığımız zaman benim favorim AX50'dir. Maximum Rifles'larda Kar98 orta mesafe dövüşlerde gerçekten çok etkili bir tüfektir. Atış sonrası silahı hızlı kurduğu için ikinci bir atışta adamdan daha hızlı bir şekilde onu vurmanızı sağlar. Atış mesafesi düşük olduğu için çok uzak mesafelerde biraz etkisiz kalıyor. O yüzden benim sniper'da favorim AX50 Kar98'e göre daha düşük atış hızına sahiptir. Range'i yüksek olduğu için uzak mesafelerde bile kafa vuruşları Kar98'e göre daha hızlı gerçekleştirir. Mermi hızı da daha hızlı olduğunu fark ediyorum. O yüzden hareketli hedeflere vurmakta AX50 benim için daha favori bir sniper olarak öne çıkıyor. Ve önemli şunu tavsiye edebilirim. Kendinize bir sniper seçtikten sonra seçtiğiniz sniper'la düzenli olarak oynamanız gerçekten çok önemli. Eğer kısa zamanlarda fazla sniper denediğiniz zaman otomatik olarak ona alışıyorsunuz. Öncekine yani beğendiğiniz sniper'a döndüğünüz zaman ciddi anlamda sıkıntılar yaşamanıza sebep oluyor. O yüzden bir tane sniper seçip düzenli olarak o sniper'la oynamanızı tavsiye ederim. Kendi loadout ayarlarımı göstereyim size. Loadout 1'e direkt ana silahlarımı koymuşum. Nedir ana silahlar? AK-47, Marazali 357 Magnum. Şimdi her silahın bir leveli var. Silahları modifikasyon yapabilmek istiyorsanız o silahlarda ilerlemeniz gerekiyor. Fark ettiyseniz bak 33 level, 69 level, 40 level diye bu şekilde gidiyor. Silahlarda level arttırdığınız zaman buradaki attachment'ları açıyorsunuz. Eğer silahınızda level yoksa ne yazık ki attachment takamıyorsunuz. Eğer Battle Pass'iniz hazırdan gelen silahınız yoksa. Level kastığınız zaman ben mobility usulü gidiyorum. Oyun tarzım agresif olduğu için mobility benim için çok önemli. Yani sağ tıka bastığım zaman silahın crosshair'dan eğim kaldırma pozisyonuna gelmesinin zamanı kısa olması benim için çok önemli. Direkt silahı çekip adamla çatışmaya başlıyorum. O yüzden stoklarda no stock kullanıyorum. No stock kullanmamın avantajı ne oluyor? Dezavantajı ne oluyor? Avantajı direkt aim down sight. Bakın buradaki bütün şeylerin ayarların size artıları eksilerinden bahsediyor. Hareket hızı veriyor. Aim down sight speed veriyor. Aim down sight speed bahsetmiş olduğum aim'i kaldırma hızından. Mobility artı veriyor. Eksileri ne oluyor? Stabilitesi düşüyor silah. Ama onu ben kendim alıştığım için bu şekilde tercih ediyorum. Siz başka şekilde tercih edebilirsiniz. Optiksiz kullanma var. Çoğu insan optiklerin hepsi aim down sight'e eksi verdiği için optiksiz kullanabilirsiniz. Fakat optiksiz kullanmanın uzak mesafede ve çatışırken adam aniden yere yattığı zaman görüntü kaybı sağlıyor. O yüzden karşıdaki adam akıllı oynarsa kaçırmanıza sebep oluyor. O yüzden opti en düşük mobility'yi en az düşüren opti kullanıyorum. Lazerlerden tak lazer benim için en önemli. Dediğim gibi eğer bir attachment takıyorsanız buradaki artılarını eksilerine bakmanız lazım. Mesela benim taktığım tak lazer aim down side'ı artı veriyor. Aim stabilitesi sağlıyor. Dezavantajı nedir? Lazerin düşman tarafından görünürlüğünü sağlıyor. Ama tak lazer sağ tıkla aim'inizi açmadığınız sürece lazeri çalıştırmıyor. Barellerden ne yapıyorum? Romanian bareli takıyorum. Bunlar dediğim gibi silahınızın leveline göre açılan şeyler. Romanian barel takıyorum.
Romanian barrel taktığım zaman buradaki tutamaç otomatik olarak default olarak barrelden geliyor. O yüzden bunu kapatıyor. Ne yapıyor? Romanian barrelin verdiği damage range'ini arttırıyor. Yani mesafe arttıkça silahların damage'i belli kademelerde düşer. O düşüşün daha azalmasını sağlıyor. Recoil kontrolü arttırıyor. Ama dezavantajı ne oluyor? Aim downside'e düşürüyor. Sonuçta mobility, full mobility giderseniz de bu sefer kaybettiğiniz şeyler fazla olur. Sizin oyun tarzınıza göre kendiniz ayarlamanız lazım. Şarjör kısmına geldiğimiz zaman keleş atış hızı diğer silahlara göre, assault rifle'ların bazılarına göre daha yavaş ama damage yüksek olduğu için ben bunu ayarlayabiliyorum ve 30 mermi bana gayet yetiyor. Ama bu benim silahım keleş değil de M13, M4 olsaydı kesinlikle 30 mermi size yetmeyecek. Eğer M4 veya M13 kullanıyorsanız onların 50 ve 60'lık versiyonları var. 50 mermilik olan 60'lık da değil. 60'lık çünkü çok hareket hızınızı yavaşlatıyor 60'lık. 50, ikisinin ortası olan 50 mermi kapasitesinin en iyisi olduğunu düşünüyorum. Size de tavsiye ederim. Silah kablosunda da ortadakini kullanıyorum. Çünkü aim down sight speed'e ihtiyacım var. Diğerlerine baktığım zaman bu recoil kontrol veriyor. Ona ihtiyaç duymuyorum. Aiming stability veriyor. Buna da ihtiyaç duymuyorum. Aim down sight benim için önemli olduğundan aim down sight veren attachment'ı takıyorum. Ve takabileceğiniz attachment'lar burada gördüğünüz gibi 5 seçenekli, 5 slotla sınırlı. Yani ben şu an buraya bir tane perk eklemeye kalksam şunlardan bir tanesini çıkarmam gerekiyor. Burada bir de silahlara ait perkler var. Yani full load'a bastığınız zaman size direkt silahı alır almaz loadout'tan aldığınız zaman sadece şarjör kapasitesindeki mermi kadar gelir. Ekstra bir şarjör vermez. Eğer yanınıza taşımıyorsanız. Full load verdiğiniz zaman bütün şarjör kapasitesiyle birlikte gelir. FMG burada damage'inizi arttırıyor olarak gözüküyor. Ama bildiğim kadarıyla direkt damage'inizi arttırmıyor. Bir duvar veya obje arkasına havada uçan drone veya helikoptere daha fazla damage vermenizi sağlıyor diye biliyorum. Yani direkt oyuncuya ateş ettiğiniz zaman verdiği damage'i arttırmıyor diye biliyorum. Yani ben o yüzden perkleri genelde bunlarda kullanmıyorum. Perk kısmından yani perke buradaki herhangi bir slotu perke ayıracağıma daha önemli attachment'ları ayırmayı tercih ediyorum. Marazali 357 Magnum ikinci silahta neden tercih ettiğimi söyleyeyim. Oyunda şöyle seçenekler var. Tabancaları bahsettiğimiz perkle mesela şunu ayara gelin. Akimbo perküyle çift el tutabiliyorsunuz. Tabi görev var. Bunlar bahsettiğim gibi levelle açılan şeyler. Burada Akimbo'yu açtığınız zaman bu silahı iki elle tutabiliyorsunuz. Peki neden 357 Marazali Magnum? 357 Magnum'a geldiğimiz zaman Ammunition seçeneğinde Snake Shot var. Snake Shot'la tekli değil de Double Shotgun tutuyormuş gibi yakın mesafede çok fazla damage vurmanızı sağlıyor. Yani kapalı alanda mesela bir eve basıyorsunuz. Çift Marazali 357 Magnum'uz varsa aynı anda vurarak çok rahat adamı düşürebiliyorsunuz. Yakından gerçekten çok ciddi damage çıkartan ki yakında belki nerf de gelebilir. Damage'ini düşürebilirler bu silahın. Yakından çok ciddi damage çıkartıyor bu şekilde. O yüzden ikinci silahım olarak bu silahı kullanıyorum. Önemli perklere bakalım. Double time var. Double time shift'e bastığın zaman hızlı koşmaya başlıyor karakter. Tekrar bastığın zaman kısa mesafeli bir ekstra bir dripling yapıyor. O driplingi %30 hızlanmasını sağlıyor. AOD var. Ben AOD'yi tercih ediyorum. Çünkü agresif oyunu seviyorum. O yüzden AOD benim için çok önemli. Nedir? Adamın üzerine bastığınız zaman mine koyuyor genelde. Ani hareketlerde mine çıkabiliyor karşınıza. RPG'den gelen damage'leri, patlayıcılardan gelen damage'leri daha dayanıklı oluyorsunuz. Cold Blooded var. Cold Blooded oyunda termal scope kullanan çoğu insan var. Termal scope'ta karakterin renginin parlak olmamasını sağlıyor. Daha mat, görünürlüğü daha zor fark edilmesini sağlıyor. İkinci bölümdeki perklere geldiğimiz zaman karşımızda direkt önemlilerden Overkill var, High Alert var, Ghost var. Overkill'i kullandığınız zaman iki tane önemli silahı aynı anda tek loadout'ta taşıyabilmenizi sağlıyor. Nedir bu mesela? Assault Rifle ile Sniper. Şurada görmüş olduğunuz gibi M13 ile Kar98'i örnek olsun diye burada koymuş. Overkill seçili olmasaydı bu ikisini alamıyorduk. Ya bu şekilde bir seçim yapmak zorunda kalıyorduk ya da bu şekilde bir seçim yapmak zorunda kalıyorduk ya da RPG gibi bir seçim yapmak zorunda kalıyorduk. High Alert'a geldiğin zaman düşman seni gördüğünde, tiklediğinde ekranında beliren bir uyarı çıkıyor. Bu uyarıyla tiklendiğini fark edebiliyorsun. Ghost'a geldiğimiz zaman ikinci perk'ün vazgeçilmez olması lazım. UAV'de, radarda, heartbeat sensörlerde gözükmüyorsun.
Direkt birinci Lolo hattı bence vazgeçilmez perklerden bir tanesi bu olması lazım. Yani ikinci perk'e kesinlikle Ghost'un verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani Overkill de güzel. Direkt Sniper'la, Assault Rifle'la başlayabiliyorsunuz. Fakat başlangıç olarak gerçekten UAV'den saklanmak, yani adamın üzerine basarken bile, siz Bounty sizin üzerinizdeyken bile gerçekten çok işe yarıyor. Hani Bounty'ye düştüğünüz zaman halkanın içerisinde yeriniz belli oluyor. Fakat Hard bitti. UAV'de gözükmediğiniz için çok iyi bir avantaj sağlıyor. Ama şöyle bir ayrıntı var. Eğer rakip 3 tane UAV arka arkaya basarsa Ghost'luları da görebilme şansına sahip oluyor. Belirli sürelerde otomatik olarak oyun kendisi loadout atıyor. Siz almasanız bile. Yani birinci loadout'ta ghostlayıp assault rifle ve alabileceğiniz diğer silahı alıp ikinci loadout'ta sniper'ı çekebilirsiniz tekrar ghostlu bir şekilde. Onu tercih etmeniz sizin için de bence daha akıllıca olacaktır. Üçüncü perk bölümüne geldiğimiz zaman Amped var karşımızda. Mesela çatışma esnasında birinci silahınızın mermisi bitti. İkinci silaha daha hızlı geçebilmenizi sağlıyor. Ve roket launcher kullandığınız zaman ilk roketi attıktan sonra ikinci roketi daha hızlı yerleştirmenizi, yani reload speed'i arttırıyor. Şarapnel tahmin ettiğiniz gibi patlayıcıların etkisini, attığınız bombanın etkisini arttırıyor. Battle Hardened karşıdan rakipten gelen flash, EMP gibi gaz efektli şeylerin size olan etkisini düşürüyor. Gerçekten bu da kullanışlı bir perk. Spotter karşı tarafın kurduğu tuzakları hackleyebilmenizi sağlıyor. Bu da gerçekten temkinli bir oyun oynuyorsanız kullanabileceğiniz bir perk. Ama benim en çok tercih ettiğim 3. perk bölümünde Tracker. İşaretsiz bir rakibin ayak izini gösteriyor. Bir yere saklanmış olsa bile onu çok rahat bir şekilde bulabiliyorsunuz. Gerçekten sizin için çok iyi bir avantaj sağlıyor. Patlayıcılara geçelim. Claymore var. Claymore ve Mayın temkinli ve sakin bir oyun oynuyorsanız işinize yarayabilir. Yani sniper'la çatıya çıkıp merdiveninizin altına Mayın veya Claymore yerleştirebilirsiniz. Ama Mayın daha çok tercih etmenizi tavsiye ederim. Çünkü Claymore'da dışarıya kırmızı bir ışık yayıyor. Kırmızı ışık sayesinde fark edilebilirliği daha yüksek. Frag Grenade damage yüksek oluyor fakat patlama zamanı biraz daha geç olduğu için adam çok rahat bir şekilde kaçabiliyor. O yüzden Frag Grenade yerine Semtex tercih etmenizi daha çok tavsiye ederim. Semtex'in üzerine yapışma özelliği var. Attığınız kişinin üzerine yapışırsa bombadan kaçamıyor. Onu takip ediyor otomatik olarak. Throwing Knife var. Throwing Knife bildiğim kadarıyla tek atıyor ama kullanışlığı biraz zordur. Termit devamlı olarak attığınız yerde yakma özelliğine sahip oluyor. Oyuna yeni gelen Flaming Throwing Knife, bunu daha deneyemedik. Bildiğiniz gibi Molotov kokteyli. C4 patlayıcı damage'i çok yüksektir. Uzağa atamazsınız ama iyi kullanırsanız gerçekten çok iyi hasar verebilirsiniz karşı tarafa. Burada Flash Grenade var. Flash Grenade'i biliyorsunuz adamı kör ediyor ama aim'i aynı şekilde, eğer sizi ilk gördüğü noktada fark ettiyse aim'ini oraya çekip vurabilir. Stun Grenade'de adam aim'ini kıpırdatamıyor. Aim sensitivity'si, örnek veriyorum, 2 ise 0.3 gibi hıza düşüyor. Gerçekten zorlanıyor. Bildiğiniz Smoke Grenade. Heartbeat sensör adamın belli bir metreye kadar aletin gönderdiği dalgalar sayesinde adamın yerini gösteriyor size. Ama ghostluysa adam göremezsiniz. Steam size 2 tane bu tarz adrenalin çubuğu gibi çubuk veriyor. Sprintinizin yenilenmesini sağlıyor. Gaz Grenade ise zehirli gaz atıyor. O zehirli gaza girenin elini yüzüne götürme efekti sayesinde ateş etmesini de engelliyor belli bir süre boyunca. Yani bunları seçerken özellikle 4 veya 3 kişi oynuyorsanız takım arkadaşlarınızla birlikte iş bölümü yaparak seçmeniz daha mantıklı olur. Yani bir tanesi Heartbeat sensör alıp diğeri Stun veya Flash Grenade alabilir. Sizin attığınız bomba takım arkadaşınıza zarar vermiyor. Mesela evin camından girerken takım arkadaşınıza arkadan destek amaçlı bir Stun Grenade onun hayatını kurtarabilir. Hatta 3 kişiyi bile öldürmesini sağlayabilir. Özet olarak benim loadout seçeneklerimde neler olduğunu ve niçin yaptığımı açıklayayım. Birinci de ana silahlar var. İkinci de Assault Rifle'ımın mermisini fullemesi için. Burada perk'te full loaded, yani acil durumda kullanabileceğim full loaded perk'li M13 var. Yani ikinci bir loadout'ta eğer mermi sıkıntısı yaşıyorsam acil durumda bana mermi sağlasın diye. Burada sniper için aynısı var. Burada ghostladıktan sonra sniper çekebilmem için sniper var ghostlu bir şekilde. Burada da işime RPG yarayacaksa Assault Rifle'ı RPG ile birlikte kullanmam için gereken loadout var. Operatörste de iki farklı takım sunuyor bize. Girdiğiniz zaman normalde sizde sadece yeni başladıysanız bu açık olacak. Diğerleri kapalı olacak. Bazıları kendi açılırken bazıları ya parayla alıyorsunuz ya da Battle Pass'te kendisi çıkıyor. Çoğu zaten Battle Pass'te kendisi çıkıyor. Örneğin benim kullandığım Ghost Battle Pass'ten çıktı. Ghost'u ilk aldığım zaman bu şekilde karşınıza çıkıyordu. Diğer skin versiyonlarını görevle açıyordunuz. Kullandığınız operatörün skinini değiştirmek istiyorsanız All Missions olarak burada hepsini gösteriyor. Yapmanız gereken, vereceği görevlerden vereceği şeyler burada hepsini görebilirsiniz. Battle Pass aldığınız zaman size yaklaşık 1000 CP'ye mal oluyor. 1000 CP'de 10 euro olması lazım. Battle Pass'inizi 100 level'e getirdiğiniz zaman 1000 CP aldığınız Battle Pass'in kendi içerisinden 1300 CP çıkıyor olması lazım. Yani bir dahaki ayın Battle Pass'i çıkmış oluyor. Artı 300 CP'de kazanca geçmiş oluyorsunuz. Bu şekilde biriktirme seçeneğini size sunuyor. Her 60 günde bir Battle Pass kendi yeniliyor. 60 gün sonra
Burada görmüş olduğunuz her şey sıfırlanıp yeni özellikler, yeni seçeneklerle karşınıza tekrardan çıkmış oluyor. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Eğer bu videoyu sonuna kadar izlediyseniz aklınızda soru kalacağını düşünmüyorum. Eğer aklınızda bir soru kaldıysa yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın. Bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu tarz serilerin devam etmesini istiyorsanız videoyu beğenin ve kanala abone olmayı unutmayın.